Merhabalar. İyi günler, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben çok güzel antikor istiyorum. Vurulmamış 7 parça. Pardon, duyamadım. Antikor mu? Evet, diyemedim o anda heyecandan. Heyecandan normaldir. Yarım kilo da kıyma olsun. Bugün alışverişe kayınvalidemiz geldi. Evet, kayınvalideyim ben. Kayınvalide ama aynı zamanda bir gelin. Evet, hem gelin. Tabii yarışmada gelin olarak şey yapacağım. O da güzel bir şey. Torunu bile olan gelin çok az geliyor. Evet, torunum var. Azra'm var. Daha 3 aylık. Tabii ben hazır değilim. Oğlum dedi ki anne babaanne olacaksın. Ben dedim babaanne çok erken değil miyim ya? Benim ruhum daha babaanneliği kaldırmıyor dedim. Hem kayınvalide hem gelin hem de babaanne misin? Evet ama torunu severken unutuyorum. Halacığım diyorum. Oğlan diyor ki anne ne yapıyorsun diyor. Biber dolması için kıyma çektiren yarışmacımız ana yemek için biftek alıyor. Gelin hanım, bugün seni parça pinçik edecekler. Ay aynen. Dün kayınvaliden yazdığı 3 puanı değiştirip 7 puan verdi. Ama kayınvalidem orada şey yapmış, bir anda diyor ki 3 mi versem 7 mi versem diyor. Herhalde beni düşünmüş, beni düşünmesine gerek yok ki zaten. Ben kazanacağım yani. Peki kayınvalide olarak niye katılmadınız yarışmaya? Gelinim daha 1,5 yıllık evli, 3 aylık bebeğimiz var. Nasıl katılsam? Gelinim bana çok güvendi. Anneciğim sen yaparsın diyor. Nasıl ya? Et siparişleri hazırlanırken yarışmacımız ödemesini yapıyor. Hemen etleri al gelin hanım. Çabuk markete. Geç kaldık. Mikser beni konuşturma mikser. Kim istedi yarışmaya katılmayı merak ettim. Gelini. Hayır. Kimin gelini? Bizden habersiz. Gelinimizin gelini. Ha. Yarışmacı gelinimizin gelini de var ya. Gelinimin gelini. Gelinin bize gelini. Bize habersiz yazdırmış. He. Tabii bütün işlemleri görmüş. Bize dedi ki babaanneciğim evet. Ben sana bir bizim şey... testlerden geçmiş. Ha. Yaptığımız matematik ve Türkçe sınavlarını vermiş. Ben size de bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ama kızmayacaksın değil mi dedi. Ben size de Zuhal Topal'ın dedi programına şey yaptım. Aa bravo. Acaba kayınvalidesinin yemeklerine güvendiği için mi? Hayır, güvendiği için mi yemeklerine? Tabii güveniyor. Ha, tamam. Güveniyor. O zaman? Öyle deyince kızım sen kime sordun da bu kararı kime sordun da hey. Nihayet markete geldik. Evet, geldim. Ne arıyorsun? Eldiven arıyorum. Orada işte, görmüyor musun? Hani nerede gördüm? Hayır, burada değil, arkada. Beni karıştırma kafamı. Dur, sende panik atak görüyorum. Nereden paniğim var? Allah'ım yarabbim. Bone mi istiyorsun? Evet, bone istiyorum. Saçlarım dökülür belki, kıl saçlarım, yemekleri. Bizde bone yok ama istersen karşıdaki eczaneden alabilirsin. Alabilirim. Sen ısmarlamıyor musun? Hayır canım, neden ısmarlayayım? Hadi unutmadan gidip alalım. Evet, kalsın o zaman bunlar. Çok ağırsın gelin hanım. Keşke biraz daha hızlı olsan. Koş gelin hanım, koş. Mikser yok. Ne oldu, bulamadın mı? Hayır, bulamadım. Zaten bizde bone var, neden eczaneye gittin ki? Hani nerede var, sen beni oyalıyorsun Mikser. Merak etme gelin hanım, bonen bende. Ay ne kadar iyi olur, teşekkür ederim ya, beni ne kadar çok düşünüyorsun. Neden eczaneye gidip zaman kaybettin anlamadım. Evet, senin yüzünden. Eyvah, portakal engelleriyle karşılaştık. Ne yapacağız şimdi? Ay Mikser, zaten araba kullanmasın doğdu. Eyvah, kasaları parçalayarak engelleri aştı. Açarım ben. Bakalım kayınvalide barajını aşar. Bilecek misin? Evet, aşarım. Niye aşmayayım? Korkmuyor musun? Hayır, niye korkayım ki? Senin için arkaya patates, soğan yığdık. Anlıyor musun? Hayır, soğan da almıyorum. Soğanımız var, patatesimiz de var. Hadi mikser, gidiyoruz. Eyvah! Bak mikser, Marketi yıktın, dağıttın İlknur. Ama geldiniz işte. Ama geldik. İyi ki geldiniz. Geldik, çok da istiyordum zaten. Vallahi neyse, inşallah mutlu bir 15 bin TL ile ayrılırsınız aramızdan. İnşallah da. Peki. İnşallah. Ama bunun yolu mutfaktan geçiyor. Biz de evet. Salondan mutfağa geçiyoruz. Buyursunlar evet. Saniye Hanımcığım. Alayım sizi de. Sohbet orada devam edelim. Nur, gelininle aran nasıl? Aa, gelinim iyi şu anda, daha yeni. Saygılı. Önemli olan saygısı olması. Peki 3-5 sene sonra? Yok, benim gelinim hanımefendi. Kayınvaliden arkandan neler söylüyor neler? Kayınvaliden konuşmaz. Sen çok fenaymışsın gelin hanım. Evet, öyleyim. Senden tırsıyorlarmış, doğru mu? Yok canım, niye tırsınlar? Dediğin dedik biri misin? Hayır canım, öyle bir yok. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Gezmeye, Mikser. Bütün barajları yıktın geçtin ama beni geçemezsin. Sen koruma hayır. Olmaz, geçemezsin, beni durduramazsın. Gelin hanım. Bir şartla bırakırım. Hadi mikser, uğraştırma beni. Ana yemekten bana da ayırır mısın? Bilmiyorum artık, yanar mı yanmaz mı, pişer mi pişmez mi? Yanma ihtimali mi var? Olabilir. Her şey olabilir. Devam edelim mi? Devam etmiyoruz. Hadi bitti işimiz. Ama süt almadın. Bir tane süt alacağız. Hep ben hatırlatıyorum. Ama ne yapayım, ben unutuyorum. Koş gelin hanım, koş. Sütler nerede acaba? Süt. Sütüre yanına geldik ama. Bak sütler orada, hemen arkanda. Hayır yürü ya, burada bir tane. Bana neden inanmıyorsun? İnanmıyorum. Hurma alacağız, ceviz alacağız. Ve Gülnur'umuz da geldi. Gülnur'cum ceviz alacağım, hurma alacağım, incir alacağım.
Bak bu akıllı kızımız, gördün mü? Gülnur'umuz hala evlenmedi. Uygun bir damat adayı arıyor. Bekar çocuklarımız çok var, buyursun gelsin. O zaman sen beni de evlendirirsin. Ben mi? Evlendirebilirim. Ne kaldı gelin hanım? Bitti herhalde. Listeni hemen kontrol et. Yeşil elma aldık, koku aldık. Aldığı ürünleri kasadan geçiren yarışmacımız hemen ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu borcun? 150 TL. Bütçesini aşmadan alışverişi tamamlayan yarışmacımızın yeni rotası mutfak. Kaldık baş başa Saniye Hanımcığım. Evet Suhal Hanım. Şimdi benim size değil de torunumun acizane bir hediyesi. Torununuzun adı ne? Volkan. Bak Volkan, oğlumla Okan'ı karıştırıyorum onu. Karışır değil mi oğlum isimler? Volkan, torunum aman Volkan. Aman Allah'ım bu ne böyle güzel. Afiyet olsun canım. Siz şimdi onu miksere yakalattırmadan evet. Ortadan bir kaybedeyim. Bravo. Ağzınızdan bal damlıyor Saniye Hanımcığım. Yok herhalde bundan kalmaz. Bir adet daha yoktur diye düşünüyorum. O kadar ağır şey taşınmaz çünkü. Evet, bayağı zor taşınır. Efendim ilk sıramız dün kurusu kayısımızdan oluşuyor arasında. Ceviz olan bir incir kurumuz var. Sonra fıstıklı lokum mudur Allah'ım, bademlisi, güllüsü. Ay bu muska mı? Aman Allah'ım, fındıklı kayısı, susamlı, dışı kızgı, cevizi, sucuk ve Antep fıstıklı. Afiyet olsun. Bunu bir görsün şöyle de bir kendinden geçsin istiyorum. Şimdi birazdan gelir. Eli kula. Bunlar siz mi getirdiniz? Evet onları getirdim. Her yerim dağıtsın yüksel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Ne yaptı? Ay neler yapmadı. Şikayet et bana ilk dur. Verim cezasını ne yaptıysa söyle. Ay benim kafamı karıştırdı. Görme. Benim bütün hayatımı karıştırdı ya. Arabaları sıkıştırdı. Evet. Zamanım böyle. Başarı çocuğu ben yapamadım. Evet. Velisini çağırdım gelmedi. Ay bilmiyorum çok yaramaz mikser. Git elini yüzünü yıka bir kendine gel üstünü değiştir gel çıkar paltonu. O mikseri mahvedeceğim o mikseri ben. Vallahi dur beraber edelim. Sen gel bakayım buraya mikser, gel. Mikser çekeceğim var. Tek ayağın üzerinde dur. Cezalısın. Bir saniye Zuhal Hanım. Şu anda gözlerimi alamıyorum. Ne oldu neyden alamıyorsun? Çok mu güzelim bugün de? Siz her zaman güzelsiniz Zuhal Hanım. Neyden gözünü alamıyorsun? Benim dikkatimi daha fazla çeken bir şey var önünüzde. Saniye Hanım var önümde. Merhaba Saniye Hanım. Merhaba canım. Hayır yüzüklerinizden bahsediyorum. Gerçekten yüzükleriniz çok güzelmiş. Ama bunlar çok daha güzel. Bunlar gerçek olamaz. Gerçek değil. Bunları Bıdış'a vermediğinize inanamıyorum. Zuhal Hanım bunları tek başınıza yiyemezsiniz. Verin ekibe dağıtayım. Dur vereceğim dur. Olmaz Zuhal Hanım bir saniye. Pati çektiriyor bana stilettolarımla. Oğlum bırak bak. Zuhal Hanım lütfen. Eyvah. Bak şöyle tutacağım. Bak tablo dur. Gördün mü? Bak tablo aslında yiyecek. Gördün mü? Kabartma desenli tablo. Bak çok güzel. Vereceğim. Sana vermez olur muyum ya? Ben ne yapayım bu kadar şey? Siz bu arada torbayı boşaltabilirsiniz gelinimizin. Tamam. Teşekkür ederim. Gelinimiz diyorum ama gelinimizin torunu evet. Var sevgiliyiz yani. Bugünkü gelinimiz kaç yıllıktı? 30 muydu? 30 yıllık Zuhal Hanım. Oy maşallah. 35 yıllık gelinimiz de yarıştı. Evet yaşı 55 olan da yarıştı. Yarıştı. Evet takip ediyor musun? Tabii ben şimdi ilk durun yaşını sormayacağım olmaz. Evet. Ama tabii ki şunu söyleyeceğim beklentiler yüksek olur. Yani işte inşallah beğenilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.